Mahmut uzun zaman Almanya'da kaldığı için Türkiye'de olup biten olaylardan fazla haberdar değil. Bir ara yani 1900-2010'da Eylül ayının 15'inde Mersin'e geldi. Uzun zamanda görüşmemiştik. Bu arada konuşmalar geçti, olaylardan bahsettik falan. Hoşuna giden kısımlarıyla da ben kaydedim dedi. O vesileyle bu konuşmayı yapıyorum. Konu bir gelin kaçırma hikayesi. 1937'de rahmetli dedem değirmen yaptı. Değirmen ustası Sadık Usta'ydı. Bunlar Elbistanlı. Gerçekten ustaydı. O sene kardeşim doğdu, ismini de Sadık koydular. 1938'de değirmen bitti. Değirmenin taşlarında Avdo diye kardeşi vardı, küçük kardeşi. O peynir yontay gibi kocaman taşları yonttu yonttu ve değirmeni çalıştırdılar. Seneler geçti. Efendim ben okula gittim, okulu bitirdim, geri köye geldim. Nice sonra bir gün eve gittim ki bizim odada Avdo oturuyor. Hoş geldin ettim. Biraz geçmişten bahsettik. Dalıkavak'a gideceğini söyledi. Dalıkavaklar kısmen Avdo'ya dayı gelirler. Annesi Dalıkavaklar Haydar Bayraklardanmış. Güle güle git dedik. Mevsim kıştı. Oraya gidince dayım Haydar'da kalmış. Orada dut ağacı çok bol. Saz yapmış. Çok güzel de ustalığı vardı. Birçok evlere parasız pulsuz bu sazları dağıtmış ama gözüne de bir gelini kestirmiş. Kimsenin haberi yok. Gelini kaldırmış. Bir gün ben okuldan geldim. Annem dedi ki misafirler var. Kim? Avdo. Dalıkavak'taydı. Dalıkavak'taydı ama bir de gelin getirdiğini söyledi. Ben buna üzüldüm. Dedem de bu tür şeylere hiç razı olmazdı. Belki de onun etkisi. Gelin kim? Gelin olduğuna göre mutlaka evlidir. Kocası vardır. Ailesi vardır. Kötü bir olay yani benim nezdimde. Kızdım. Annem dedi ki olmuş bir defa. Misafir gelmiş. O gün yemeğini yedik, gece yattık, sabaha karşı mevsim kış, kar yağıyor. Odanın kapısı vuruldu dışarıdan. Kalktım, kapının önünde 2-3 tane jandarma. Buyurun ne var dedim. Siz dedi bir adam Dalıkavak'tan bir gelin kaçırmış. Onun da sizde olduğunu söylediler. Biz onun için geldik. Daha güneş doğmamış, gece gelmişler fırtınada. Dedim hayır buyurun bakın gezebilirsiniz, bakabilirsiniz. Eve böyle bir kişi yok ama evi aramanız için savcılıktan izin aldınız mı? Yazınız var mı? Öyle deyince jandarmalar da zaten hatır gönül için gelmişler karakoldan. Hükümetin haberi falan, devletin haberi yok. Sarız hükümetin haberi yok. Jandarma kumandanın haberi yok. Öyle olunca jandarmalar geri çekildi. Muhtarlara gittiler. O ara Avdo'nun evden çıkması için sabahları koyun sürülerini dağa bırakıyorlardı yayılsın diye kısmen. Avdo'ya bir keçe, karıya da bir aba giydirmişler, başını da sarmışlar. Koyun sürüsüyle beraber köyden çıkmaya başlamışlar ama bir tanesi Avdo'yu tanımış gelen misafirlerden bir tanesi. Avdo'yu kovaladılar, başka bir eve girdi. Biz gittik, Avdo kapıyı kilitlemiş, jandarma var, muhtar var. Şimdi kapıyı açmıyor. Avdo sen bir kadın kaçırmışsın dediler. Yok ben kimseyi kaçırmadım, ben yolcuydum. Dayılarım köyünden Bozya'ya geliyordum. Dağa tırmandım. Yolda karların içerisinde yuvarlanıyor bir kadın geldi, bir insandı, kadındı. Başı gözü kapalıydı, geldi ki bir hanım. Bana yalvardı ne olur. Beni de götür. Ben sahipsizim, kimsesizim. Ben de acıdım orada ya kurt kuş yiyecek, dağda kalacak, donacak. Ben de aldım getirdim dedi. Tabii buna hiçbirimiz inanmadık yani bu bir uydurma hikaye. Kadını çağırdılar. Kadın da evet
Abdo'yu ben kaçırdım, o beni kaçırmadı. Benim kocam felçliydi. Gidip kayalıklardan kendimi atacaktım, intihar edecektim dedi. Bu adama yalvardım, beni aldı getirdi. Ondan sonra jandarmalar istirahat ettiler. Bize teslim edin, alıp götürelim. Bir olay yok. Dedim yok, bura Sivas mıntıkasıdır. Kendi karakolumuza haber verelim. Jandarmalar gelsin, ne yaparsanız yapın. Öyle deyince Sarız'dan gelen jandarmalar geri geçip gittiler gelini almadan. Bizim karakolun jandarmaları geldi. Jandarmalara teslim ettik, aldılar gittiler. Şimdi karakolda bir gelin, kocası yani getiren adamın Avdu'nun elini de bağlarlarsa, kötülük olur düşüncesiyle veya Ankara şey Gürün'de tevkif edilir düşüncesiyle sabahleyin muhtara dedim ki gel gidelim, olayı aydınlatalım. Belki tevkif ettirmeyiz falan dedim. Muhtarla ata bindik, yolda gittik. Maşat denilen bir yer var. 3-4 saatlik yürüyor yaya. Ne su var ne köy. Yetiştik bunlara. Kadının durumu iyi değildi. Yorulmuştu karda. Kocası da kolları bağlı. Ben acıdım. Dedim ki kadın biraz benim terkime binsin. Yazık yorulmuş falan jandarmalara söyledim. Avlu razı olmadı. Ağaya bak, ağaya bir de kafa tuttu bana. Beni ata bindirmiyor, gelini terkisini alıp kaçacak. Ben vermem dedi, bindirmem de dedi. Gelini de acıdım, indim, ata bindirdim gelini. Epey gittikten sonra ben de yoruldum. Tekrar gelini attan indirdik, bindik muhtarla Gürün'e gittik. Onlar yolda jandarmalarla geliyorlar. Dedemin dükkanına gittik, amcalarıma durumu anlattım. Böyle böyle Abdo bir gelin kaçırmış. Jandarmalar getiriyor, tevkif edecekler falan ama dedemden korkumuzda ona da söyleyemiyoruz. O ara jandarmalar, Avdo gelin, dükkanın önünden geçtiler. Bunlar kim dedi dedem. Amcam anlattı işte Avdo Sadık'ın küçük kardeşi, bizim değirmeni yapan adam. Ne olmuş? Bir gelin getirmiş. Düşündükten sonra iyi halt etmiş ama gidin dedi karakola bırakmayın gelini. Yarın mahkemeye çıkarlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Onun üzerine ben kalktım. Zaman geçmişti zaten, mesai bitmişti. Memurlar kulübüne gittim. Kara hakim diye anılan bir hakimimiz vardı, savcı. Gittim kulağına durumu izah ettim. Sağ olsun o da tuttu, bir pusula yazdı. Karakolumbasına. Gelen kadını Haydar Keskin'e teslim edin, yarın getirmek üzere. Ben kağıdı aldım götürdüm. Avdu ölürüm de gelini vermem. Ya ben de çıkaracaksınız ya da gelini vermem. Zannediyorum ismi Ayşe'ydi. Ben Ayşe'yi vermem. Ya burası karakoldur, bir şeyler olur falan, hepimize namus meselesi oluyor. Ben karakolda yerim. Jandarmaları da yerim. Ben onlara bir şey yaptırabilir miyim dedi. Dedim ya senin kolun elin bağlı. Ümidimiz kesildi. Tekrar hakim beye gittim. Dedim ki durum böyle. Gelini vermiyor. Eğer mümkünse her ikisini götürüp sabahleyin getirin. Bak sorumluluk sana ait dedi. Tamam bana ait dedim. Neyse gittim onbaşıya söyledim. Kağıdı da verdim. Bunları aldım eve getirdim dedemlere. Dedeme dedim ki bu giderse benim başım belada kalır. Sarız'da ne oldu ne olmadı bilmiyoruz. Bu adam kaçar mı? Dedem bunu yemine verdi. Yaza kadar buradayım. Zaten işim yok, gücüm yok. Gidecek yerim de yok dedi. İyi dedik, yattık. Sabahleyin bunları aldık, götürdük. Avdo içeriye aldı. Tabii gelini kaçırmadığını, köyde anlattığı ifadeyi aynı orada tekrarlamış. Gelini içeri aldılar. Gelin tek kelime Türkçe bilmiyor. Mübaşir dışarı çıktı. Kürtçe bilen var mı? Ben biliyorum dedim. Öyle mi öyle? İçeriye girdi, hakim mi söylemiş, hakim çağırdı beni, gittim. Şimdi kadın öyle şey bir ifade veriyor ki hakim buna inanmıyor. Zannediyor ki kadının söylediklerini değil, ben kendi kafamdakileri söylüyorum.
Yemin içtim dedim. Doğru söylüyor. Söyledikler aynen size aktarıyorum. Boynumu bükerek ifadeyi bitirdi. Kadının imzasını alacak imza yok. Efendim, mahkemeyi de yeni badana yapmışlar. Duvarlar pırıl pırıl tertemiz. Kadının sol parmağını stampaya bastılar. İfade verdiği kağıdın altına bastılar. Kadın sanki ne yapmış? Bu boyalı parmağını duvarın yüzünden aşağı doğru sıyırdı. Hakimin rengi de bozuldu. Benim de rengim bozuldu. Yaptığıma da pişman oldum. Uzatmayın. Avdo'yu aldık, eve götürdük. Sarız'dan sordular. Vukuatlı olmadığını falan söylediler. Hakime de ben durumu izah ettim. Ben köyde öğretmenim. Gitmem lazım dedi. Tamam, biz sorduk dedi. Bir şey yok. Ama kaçmasın. Kaçarsa da yakalattırırız falan dedi. Uzatmayayım. O kış Gürün'de kaldı. Ve kadını aldı götürdü. Avdo'nun evlenme hikayesi böyle.